ekranları başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şahanesiniz. Şahanesiniz gerçekten. Prova ışıkları yanarken bile burada böyle bir alkış, coşku duydum. Bugün galiba bir coşku olacak salonda, değil mi? Öyle bir... Şahanesiniz gerçekten. Yani sevgili misafirler, gerçekten fırsat... Sevgili misafir, misafir... gerçekten fırsat buldukça turnelere... Şşş, ne güzel, kendine eğiten bir seyir. Fırsat buldukça böyle turnelere gitmeye çalışıyoruz yani. Türkiye'nin her yerinde oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. En son Ankara turnesine gittik ve orada da inanılmaz bir coşkuyla karşılandık. Buradan Ankaralılara çok teşekkür ediyoruz. Buraya geliyoruz, İstanbul'da da aynı coşku var. Yaz turnelerinde her yerde var. Ya Allah sizden razı olsun. Gerçekten yani. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Vallahi böyle işte sizleri eğlendirebiliyorsak, güldürebiliyorsak... Orada biri sıkıştı. Bir şey oldu. Biri sıkıştı orada. Onu ara, hafifletin, rahatlatın. O bayılacak o. Evet. Karşınızda Yılmaz Erdoğan! Cansınız. Çok teşekkür ederim. Pankartları süzüyorum, dur. Hoş gelmişsiniz. Tamam, henüz o kargaşaya girmedik. Dur, gruplara gireceğim. İndirin, sakin olun. Tamam, geleceğim, geleceğim. Kardan rahat girebildiniz mi ya? Çok zekice bir başlangıç oldu. Kardan rahat gelebildiniz mi? Hayır. Ama gelebildiniz sonuçta, değil mi? Gelemeyen var mı? Ben bir ara buraya gelirken sonsuzluğun içinde bir yerde dedim ben artık bu programa yetişemem yani. Ama sonra bir yerden sonra açıldı. Güzel ama değil mi? Güzel yağıyor yani. Özlemiş işte, istiyorduk tabii. Çocuksu bir şey değil mi kar? Daha doğrusu keşke öyle olsa yani. Keşke hep çocuksu bir şey olsa. İnsan bizim ülkemizde hiçbir şeye tam sevinemezsin yani. Biraz kar yağışına sevin. Sonra karın aleyhine çalıştığı insanları düşün, vazgeçersin. Yani Allah sokaktaki insanların yardımcısıdır inşallah. Ankara'da mesela işçi kardeşlerimiz de sanıyorum şimdi üşüyorlar. Bu duyarlar. Ya en azından hava çok soğuk olduğunda daha çabuk anlaşabilmeyi başarsak ne kadar güzel olur. Ben biraz şöyle de düşünüyorum, ben hiçbir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum hiçbir yurttaşınızda ya da yöneticimizde. Ama hani ayrıca Ankara'daki yöneticilerin halkın parasını sorumlu kullanmalarının tabii taraftarıyız da. Halk da buradadır, havada çok soğuktur. Eğer orada bir taviz verilecekse, o da işte halkın parasının aleyhine olacaksa, olsun diyenler. Yani ben bunu... Bunun yarattığı saçma hüzünden daha olumlu bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Bu program canlı bir program değil. İnşallah pazar günü yayınlandığımızda bu sorun çoktan çözülmüş olur. Diğer sorunlar gibi. Şimdi insan Türkiye'de biraz haberleri seyrettiğinde gerçekten umutsuzluğa kapılmamak çok zor oluyor. Orada işte komedyenlere yani iyi mizahçılara iş düşüyor. Biz dertleri halledemeyiz ama en azından unutturabiliriz. İki saatliğine hiç olmazsa unutturabiliriz. Bu programda böyle şeylere çok fazla yer vermeme nedenim, kişisel olarak da söylüyorum. Zaten biz unutturmaya çalışıyoruz. Haberleri seyrettiğinizde her şeyi görüyorsunuz. Buraya biraz gerçekten hani iki saat memlekete bir soluk vermek için kullanıyoruz. Öyle mi Eser? Aynen öyle. Yanlış mıyım? Kesinlikle öyle. Çok güzel hareketler gruplarına gelince. Şimdi bugün çok enteresan bir durum var. Şu anda sayamadığım kadar Nazilli'den okul var. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, bu kadar olamaz. Daha çok var. Siz Nazilli'den gelenler bir göreyim. He, biz... Bu ne peki? Ya bir dakika.
Her üç kişi bir okul adımı yazdırdı. Allah aşkına. Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi, siz geldiniz, Nazilli'deki bütün okulları okutturalım mı dediniz? Siz hangi okulsunuz? Menderes! Evet. Anladım. Hocam şey... Bir liseler arası tur şirketi... Nazilli'de yola çıkmış... Her okuldan üç kişi seçmiş. Neye göre seçildi bu? Buyurun. Ya dershane öğrencileri olarak değişik okullardan aynı dershanede toplanıyoruz. Ama Nazilli. Evet, Nazilli. Ulan böyle başa çıkabilir miyiz biz bu işe? Dershane olarak gelmişler, herkes kendi okulunu yazdırıyor. Ulan ben böyle uyanık ekip görmedim ya. Hadi oradan. Uğur dershanesi, otur yerinize. İyi böyle. Tamam, sınav dershanesi var. Peki. Tamam. Çocuklar, bu yayın mesela, bir dakika, yeterli edevatınız varsa Kuzey Kutbu'nda da seyrediliyor. Sizin bu şeyiniz de o kadar ilgilenmiyor olabilir. Orada kısa keselim. Peki düşünün ki, ey Nazilli'liler. Nazilli'liler. Düşünün ki ben bunların da liselerini tek tek söylüyorum. Hasta mısınız siz? Böyle program biter mi? Sadece dersenizi ben de diyorum. Nazilli'den 12 okul nereye geldi yani? Bu listeyi yapan da dikkatini çekmemiş. Hocam ben şeyde kaldım, arkadaş amigoluk yapıyordum, fena kaldım. Evet. Arkadaşları... Bu var ya, o amigo olan arkadaş bu dershaneye 12 yıl önce girdi. Baktılar bir yere kazanamıyor. Amigolusu. Amigolukta kariyer yaptı. Yoksa çoktan hukuka girip bitirmesi lazımdı bunu. Onu bir tanıyorum ben onu. Nazilli'liydi. O da Nazilli'liydi. Nazilli'li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 
Başakşehir Akşenseddin İlkenli Okulu. Hoş geldiniz çocuklar. Sıkışan oradaydı işte. Evet. Girişte biri sıkıştı. Beylikdüzü sınav derdi. Ya şöyle düşün. Var, var. Amigo'yu durdurun. Amigo. Bir, iki, aynı. Hukuka git, hukuka. Manyaklaşma hukuka. Bozdoğan Anadolu Lisesi. Aynı grup. Tamam be durun. Ya siz hasta mısınız? Bu tip liste casuslarına dikkat edin. Bu ne lan? Eğer Cent Koleji'de oradan çıkarsa okumayı kesiyorum. Ha. Tamam, tamam. Tamam. Çocuklar sessiz, gruplar, gruplar. Şşş, şşş. Gruplar lütfen. Kendi aranızda girerseniz bitmez bu. Çünkü gruba bağlı olmayan insanlarda ne zaman bitecek bu? Bakışları görüyorum. Yanlış mı görüyorum? Sizin grubun bir adı yok mu? Siz de söyleyin. Dayım giller. Ben ve dayım. Biz de grubuz. Ama biliyorsunuz ikiden fazlası gruptur. Kırşehir Final Dergisi. Bak. Böyle zamanlarda grupları gördünüz mü kameraman canlar? Amigo'ya odaklanın. Mesela bu da işletmeye çoktan girmesi lazımdı. Aile 7 yıldır para ödüyor. Ver. Tamam sessiz. Hocam Kırşehir'den 600 kilometre özellikle sizin için geldik. Koçumsun. Sabah gece 12'de bindik, sabah 9'da burada olduk. Yağmura falan yani katlandık sırf sizin için sizin buraya gelmek için. Ben de bu yüzden sana Neşet Ertaş'tan bir şey okuyacağım madem bu kadar. İnşallah hocam. Bravo. Hocam. Hocam. Bir başka severse sözünüzü işte bekliyoruz. Ben öldüm. Heh canım benim. Sözünüzü bekliyoruz hocam okursunuz inşallah. Programın sonunda az sonra hadi bakalım.
Ratingleri uçuracağım. Az sonra programın sonunda Yılmaz Erdoğan sizin istediğiniz bir Neşet Ertaş türküsü söylemeye çalışacak. Alta bant da girelim hocam. Yılmaz Erdoğan'dan Türkiye biraz. Mesela ben lafı açılmışken ustadan öyle hızlı bahsedemem. Bir televizyon programında galiba yıllar önce İboş oldu. Neşet abi de konuktu. Bir türkü söylediler, dedi ki bu kimindir, babamındır, bu benimdir, bu babamındır, bu benimdir diye gitti. Kendi de demiyordu, insanlar söylüyorlar. En son bir türkü daha dedi ki ya bu da mı senin? Dedi ki valla sahabısı yoksa o da bizimdir. Ama esas golü, şöyle bir saçma bir tartışma olmuştu ya hani. Neşet Ertaş'ı tanıdı tanımadı diye bir tartışma olmuştu bizim Nil'le ilgili. Tatlı kızdır ayrıca. Ona sordular. Dediler baba seni tanımamış. Dedi ki hiç kimse bizi tanımak mecburiyetinde değil. Yani Kırşehir Abdal yöresidir ve boru değildir, onu da söyleyeyim. Evet, hoş gelmişsiniz gerçekten de. Ama Nazilli listeye bakınca nazilsiz bir Allah'ın kulu yok zannediyorsun. Zonguldak Anadolu Öğretmen Lisesi. Tamam. Durun okuyayım. Tamam Zonguldak, sakin. Durun şunu okuyayım. Siyah akar Zonguldak'ın derisi. Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Onların da amigosu şiir bitmeden atladı. Grubun birazdan gaza geleceğini bilenler bazen önden atlarlar böyle. Şiiri de yedim, böyle kazanılır ekmek kazanılır. Hoş geldiniz, tamam. Tamam değil mi, yeter. Düzce, evet tamam. Düzce Anadolu Lisesi, tamam. Düzce. Tamam, tamam. Tamam. Vallahi bu programı tasarlarken bu projeyi hiç ben bu aklıma gelmemişti. Ya okullarda amigo olacağı benim aklımda gelmedi. Evet, artık çalışıp geliyor da. Bir tane mutlaka. Eskiden kim var? Biz varız. Şimdi Cumhuriyet. Osman Ülkümen Lisesi. Hah böyle. Oh, sakin. Böyle grup istiyorum ben. Hey. Buharlaştı. Bitirdiniz Ünen Liseyi. Osman Ülkümen Lisesi. Hey. Osman Ülkümen Ortaokulu. Hey. İlkokulu be! Çok güzel hareketler başlasın mı abi? Hadi lan. Hadi güldürün bizi oğlum. Güldürelim hocam. Elimizden geldi. Çok hocam. Güzel hareketler şifa olsun efendim. Başlıyor. Hayır. Çok güzel hareketler bunlar burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler. Bazı insanların böyle maç izlerken ya da maç yaparken ya da bir şeyle uğraşırken belli inandıkları uğurları vardır, batıl inançları vardır. Aramızda var mı böyle batıl inancı olan? Ben işte şöyle yaparım maç yaparken diye. Arkam hemen yanımda birisi. Eser. Efendim? Ortada sopaların dağılırsa kesin durmuşuz diye. Her zaman, etraf her zaman toplu olur maç izlerken. Allah Allah. Nasıl? Biz bir skeç hazırladık maç izlerken, böyle bir ortam olması gerekmiyor mu? Dur. Hangi, bir daha dur şeye girmeyelim. Hangi takım konusuna asla girmeyelim, evet. Olur mu? Nasıl yani ortalığı toplamak? Faydasını şöyle, gördünüz mü? Faydasını gördüm. Kanat takımları kaldım, artıyor. Evet, evet. Mesela benim artistik patinaj izlemeyi çok seviyorum. Artistik patinaj, ben de küçüklüğümden beri çok severim. Evet. Yeminle söylüyorum, TRT döneminde zaten tek kayda değer programlardan biriyim. Evet, bakıyorum şimdi benim sevdiğim kişi çıkacak. Hani o çıkmadan önce etrafı toparlıyorum. Kötü enerji işte kendisine ne bileyim zarar verir. İşte düzgün yapamaz, kayamaz mağazalar diye. Yazık lan, bu deli lan bu. He canım benim, gudik he.
İsim neydi? Göksu. Göksu. Hı-hı. Ama yani deliye olumlu anlamda kullandığımı bilecek bir deliye benziyorsun. O güzel. Bak o güzel. Tam daha odaklanamadık. Konuya odaklanamadık galiba. Yani... Konuşu yani. Yalnız mı yoksa bir şey var mı etrafında? Grubu var mı? Yalnız. Akrabalar da tanımamaya başladı. Bu mu? Vallahi bilmiyorum. Ayrıca ben programdan sonra da tanımayı düşünmüyorum. Aa. Bir bağla, ana fikre bağla. Ya sonuç olarak hani böyle mesela önemli bir maç izleyeceğim. Önemli bir birisinin işte yarışması var, bir şey var. Ben illa ortalığı toparlarım. Hani o dağınıklığın kötü enerji vereceğini falan düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yok işte bir şey olmaz falan. Çok teşekkür ederim. Zaten yani. Yarım saat önce de konuya girdiğinde bunu söylemiştin gene oraya. Aynen, ben bunu söyledim ama işte tabii. Biraz diyalog uzatıyoruz. Samimi söylüyorum, renk kattın. Teşekkür ederiz. Evet sevgili misafirler, şimdi Emre Can Polat'ın skeci gelecek. Kendisinin program için yazdığı ikinci skeç oluyor bu. Emre Can Polat'a bir alkış. Sizinle Maç izlenmez geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Hadi oğlum. Biringüz 1, Manchester United 2. Hala 5 dakikamız var. Haydi çocuklar, yapabiliriz. Biz daha iyi oynuyoruz. Ya, bu maçı alacağız. Hadi oğlum. Zidane. Hadi vur. Berke. Ya vur işte şunu ya. Vur işte şunu ya. O kadar tutuyor. Kapıya bak. Ver şunu. Özel sorun. Oy ya. Tepsi ne lan? Haydi Zidane. Oğlum sevgilimin hediyesi. Sana tepsi mi aldı? Ha ne olmuş oğlum? Hasta mısınız nesiniz abi? Hadi oğlum. Sevgisi niye tepsi alsın lan? Kaldır oğlum, kaldır. Konsantrenizi bozma, kaldır şunu ya. Hadi yavrum, hadi. Hadi yavrum, hadi. Sevgili seyirciler, evine yeni gelen konuklar için sigorta kartını atmak istiyorum. Galibiyete ihtiyacımız var. Beraberlik bize yetmiyor. Zidane topu aldı. Zidane sol kanattan basın. Ben dışı ol. Kaleciden dönüyor. Kaleciden dönüyor. Vay be. Dakika 86. Olsun. İyi pas. Uğur geldi. İyi pas. Top hala orada. Rooney topu aldı. Rooney geliyor. Berke ayak koydu. Hadi Berke. Saffet'e verdi topu. Saffet gidiyor. Tek başına Saffet gidiyor. Saffet'in üzerine aşk olsun. Hadi Saffet. Yine direkten döndü. Bu ikinci direk maç başından biri. Oğlum. Ama bu maç alacak. İyi git bak bak. Herif bir şey çıkartıyor, bir şey oluyor. Hadi. Bunda da mı totem var lan? Oğlum uğur mu yapıyorsun? Herif ceketi çıkartıyor. Direkt vuruş oldu oğlum. Hadi çocuklar. Öyle mi oldu? Bu maçı alacağız. Hadi oğlum, hadi 90 dakika. Tekrardan Saffet. Saffet Rooney'den topu çaldı. Hadi yavrum. Rooney neye uğradığını şaşırdı sevgili seyirciler. Hadi yavrum. Rooney peşinde. Saffet kaleye doğru gidiyor. Rooney peşini bırakmıyor. Hadi Saffet. Hadi. Bir canım daha. Hadi Saffet karşıya. Hayır. Rooney'den çok sert bir hareket. Hakemin cebine atıyor. Sarı kart. Sarı kart. Rooney. Kırmızı bir dakika. Çift dalı. Dur lan. Çift dalı. Çın ben. Hakem 9 metre 15 santime çekiyor marajı. Haydi Saffet frigi kullanıyor. Ah yine kaleciler. Olsun. Çıkar şu pantolonu, çıkarma diyor. Ne alaka, çok şanslı. Ya pantolonu çıkar, gözünü seveyim. Haydi çocuklar top altında. Özaç kaptı topu. Kaleye doğru koşuyor. Hadi biraz şans.
Özenç dilenliyor. Özenç vuruyor. Yine kaleci de. Ya bu kaleci nedir ya? Ah ya, ya Giggs, bu kaleci Giggs, nedir sesim? Giggs var ya. Kızım, oğlum, hala kaleci. Dur lan dur. Hadi. Dur 2 dakika var. Pantolonu çıkar. Bir an pantolonu çıkar. Oynat maç bitiyor. Ya 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 maç bitiyor. Olacağız görü gözü bu sene. Gördün mü? Dur bir dakika. Düştüler penaltı. 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 Buraya gel. Penaltı. 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 Çalın. Çalın. Dur donu çıkar. Donu çıkar. Dur donu çıkar. Donu çıkar. Donu çıkar. Lan ya oğlum. Penaltı lan. Penaltı. Penaltı diyorum ya. Haydi Zaffet. Haydi Zaffet. Zaffet topun başında. Zaffet vuruyor! Atma! Zaffet! 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 The out! Olmadı! Olmadı! Out mu? Barcelona ile final olmadı! Üzülmeyelim bürüngüzlüler! Seneye tekrar gireriz! Olmadı! Olmadı! Karşım kusura bakma ya, olmadı. Ya birader biz uğur olsun diye ya. Oğlum bir dönümü verin ya. Kusura bakma kardeşim benim. Özür dilerim kardeşim. Olmadı, olmadı. Olmadı. Aşkım ben olmadı. Geldim. Yenildik mi? Yenildik mi lan? Yenge. İnanamıyorum, hem de bizim tepsimizle. Yengecim yanlış anlama. Bak ya. Vallahi bir şey. Ay yürü gidelim. Ayşe o yanlış olursa. Ya. Çok güzel hareket diyenler. Ben bu kadar güldürenizi çalarım abi. Tamam. Ve Emre Can Polat ikinci skeçte zili çaldırıyor. Alkışlıyoruz Emre'yi. Bravo Emre'yi. Nereye gitti Ersin'e bakacaktık, nereye gitti lan? Giyiniyor. He? Giyiniyor. Hayır. Oğlum bir pantolonumu verin lan. Pantolon şurada. Merak edenler için söylüyorum, ya. Altında bir don daha vardı. Gördünüz mü? İşte bu salonda olmanın şanslı taraflarından biridir. Demek ki giymesen ne? Evet. Oğlum takımın adı ne? Bizim takımın adı ne? Bürüngüz. Bürüngüz. Bürüngüz Spor. Hocam, Bürüngüz bir ilçe. Ya yani bizim uydurduğumuz. Yok. Var var. Şurada var mı? Derneği var hocam derneği şurada var. Biraz ileride. Nerede? Bürüngüz'ler Derneği. Hemen bizim Kartal İkerim biraz karşısında. Nerenin ilçesidir o? Hiçbir fikrimiz yok. Vallahi. Yani. Bu kadar söylüyorsunuz ya. Biz de ismini çok sevdik. Şey Erzincan var. Çünkü kırmızı siyah renklerde Türkiye'de çok takım vardır. Antep. Onunla karıştırılıyor Antep, Eskişehir falan. Evet. Bu Bürüngüz Spor'dur. Biz ne zaman futbol şakası yapsak Bürüngüz Spor'dur. Tepsi ne olacak dedim. Çünkü ilk girişi şeydi, hani çok yapıştırmaydı ama. Yapıştırmasının farkında olan bir ekipti. Çok güzeldi. Üstüne görüş ama zil çaldık. Abi bence bu zil çaldı mı konuşmak yersiz. Çok güzel hareketti. Çok çok güzel hareketti. Alkışlıyoruz. Bravo Ersin. Murat ve Şahin de tabii. Çok güzel hareketler bunlar. Sevgili misafirler, bir bebeği dünyaya gelmeden önce ilk gördüğümüz yer ultrasondur. Ve hani yavaş yavaş daha ultrasonda bebeği böyle sevmeye başlarız, birilerine benzetmeye başlarız. Benim ablam da ultrason fotoğraflarına bakıp, Eser bak burnu sana benziyor demişti. Halbuki bebek burnum kadardı o fotoğraflarda. Ve şimdi ultrasonla ilgili Metin Yıldız'ın skecini izleyeceksiniz. Adı ne tahmin edin? Ultrason. İyi seyirler, iyi eğlenceler dilerim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bizim randevumuz vardı. Neyiniz vardı? Randevumuz. Anlıyorum da rahatsızlık neydi? Ha, bir rahatsızlık yok. Hamileyiz biz. Hanginiz?
Bil bakalım hangimiz? İyi de beyefendi, siz biz hamileyiz deyince ben sormak zorunda kalıyorum tabii. Bu zamanda kimin hamile kalacağı belli olmuyor vallahi. Bakın Amerikalı Thomas Pitt geçenlerde doğurdu ve bir kızı oldu. He, çocuk peki annesine baba mı diyor? Görüyor musun bak, el alemin kocaları nasıl yardımcı oluyorlar karılarına. Hayatım, ben üzerime düşeni yaptım. Tabii, işin en zevkli kısmını yaptın, ceremesini ben çekiyorum burada. Allah Allah, ne yapayım? Thomas'a bak ya, ortalığı karıştırdı. Hanımefendi, eşim hamile, Elvan Yıldız. Evet, şimdi söyleyin, ciddi ciddi soruyorum. Hanginiz hamile? Eşim hamile, eşim. Peki hanımefendi, herhangi bir rahatsızlığınız, şikayetiniz var mı, not alayım? Yok, biraz gazım var, o kadar. Tamam, sizi şöyle alalım. Tamam. İçeride hasta var, çıkınca alacağım sizi. Aa! Ne? Metin? Ne? Ay, oynuyor. Ya şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum kıpırdıyor. Şuraya bak, bak ilk hadi defa. Be, ilk kez hissedim. Bak, 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 dokun şuraya, dokun. Hissediyor musun? Hayır. Bak, 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 hah, tekmeyi. Ya ben hiç hissedemedim. Bak, 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 bak. Gerçi, ya bak. İnan, hissedemedim. Hiç... Dur bir sus, sessiz ol. Yok, vallahi hiç hissetmiyorum. Aa, aşkım hissettim. Deprem oldu sanki, vallahi vurdu ya. Hayatım, çocuk değildi o. Bebeğim, hiç kokmadı. Doktor hanımın işi uzun mu acaba? Doktor bey. Ne? Doktor Murat Öztürk bey. Biz Arzu Hanım'a geldik. Ha, Arzu Hanım bugün izinli, yarın burada olacak o. Anladım, baştan söyleseydiniz keşke. Hadi. Nereye? Doktor yok. Tamam, Murat bey varmış işte. Murat bey erkek. Hayatım, kadın erkek ne fark eder? Saçmalama, nasıl ne fark eder aşkım? Kadın doğumcu dediğin hayatım, kadın olur. Hayatım, saçmalama, cahillik yapıyorsun şu anda lütfen. Aşkım, rica ediyorum biraz aşkım, medeni ol. Aşkım. Hayatım, doktorun kadına erkeği olmaz. Hiç erkek işine kolay gitmedin, hayır, sen rahat edemezsin. Şey. Hayatım olmaz. Senden geçtim, ben rahat doktorun edemem. Doktorun erkeği kadın olmaz aşkım, hayır. Aşkım, hadi lütfen. Saçmalama. Aşkım, rica ederim. Evet, şimdi. Geldi adam. Çok teşekkür ederim. Çok dikkatli olun, dikkatli olun. Gerginlik yok, stres yok. Bu aylar çok önemli. Tamam mı? Bir kendinizi üzecek hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tamam. Stresten uzak duruyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Zaten ben çok rahat bir adamım. Söylediklerinizi harfiyle uygulayacağız. Peki, görüşmek üzere. Oldu, görüşmek üzere. Aydan kızım, içerideyim. Sıradaki hastayı hazırla. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk doktor bey. Hayatım bak, doktorun söylediklerini harfiyen uygulayacağız. Tamam tabii mı? Ki, tabii unutmak ki, yok. Tabii ki, bak derin derin nefes al, ver tamam. Al. Oh, ver. Al. Ver, diyaframa dikkat tamam, et. Tamam, evde yaparız. Tamam. Tamam. Thomas. Dikkat et. Thomas kim lan? Neyse, boş ver. Ya bir şey soracağım, çok affedersiniz. Doktor nasıl? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, buranın en iyi doktoruymuş kendisi. Biz onun için ta Fatsa'dan geldik. Gerçekten mi? Evet. Ben de Fatsalıyım. Bakın hemşeriyiz, yardımcı öyle olun bana. Mi? Doktor nasıl, bakıyor mu, ne yapıyor? Süper, süper. Bakıyor, tavsiye bakıyor, ediyorum. Bakıyor. Sen ne hissediyorsun? Nasıl ne hissediyorum? Hayır, doktor bakıyor, sen ne hissediyorsun? Ya o duyguyu vallahi ben bir türlü çözemedim o duyguyu ama babalık duygusu bambaşka yani. Arkadaşım, babalıktan bahsetmiyorum. Doktor bakıyor mu? Neye bakıyorum oğlum, ben anlamadım ki. Ya ultrasona girmediniz mi? Üstten mi bakıyor, alttan mı lazım? Vallahi ona doktor bey karar veriyor, ben karar vermiyorum. Gerçekten. Sen harbi Thomas'sın ha. Lan oğlum, Thomas kim lan? Ya yürü git. Allah Allah, Allah Allah ya, şuna bak. Ya Allah Allah. Aşkım, onun adı Thomas. Bu iş böyle olmaz ya. Metin'cim lütfen ya. Ya cahilce davranıyorsun şu anda lütfen. Bana baksan sen. Senin dişçin ne kadın, ben sana bir şey diyor muyum? Canım, benim dişçim benim ağzıma bakıyor. Aynı şey mi? Metin, ben bugün bu çocuğun cinsiyetini öğreneceğim lütfen. Canım, bugün doktorun cinsiyetini öğrendik. Yarın da bebeğin cinsiyetini öğrendik. Bu doktor anlamıyor mu? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Gelelim doktor. Gelin, gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Ben... Bebeğimiz nasıl? İnşallah iyidir efendim. Yatın bir bakalım. Bebeğimiz iyi, bebeğimiz iyi. Evet, bebeğimiz nasıl? İyi, gayet iyi. Her şey yolunda. Öyle bir üstün körü, bakın biz gideceğiz. Üstün körü olmaz. Benim işim kurcalamak. Bakacağım, kurcalayacağım. Doktor bey, açayım mı? Açın, siz açın, siz açın. Buyurun. Tamam efendim. Krem.
Şart mı? Göbeğe sürülüyor. Şimdi şunu sürelim. Şöyle. Ay şunu biraz. Ay. Evet. İsmimiz nedir? Metin. Annenin ismi? Hava. Elvan doktor bey. Elvan benim ismim. Teşekkür ederim hanımefendi. Evet. Şimdi ultrasonda bebeğimizi göreceğiz. Hazır mıyız? Ay çok. Hı? Çok evet. Merak ediyorum çok. Evet. Kasılma. Evet şimdi kasılmamız var mı? Benim şuna biraz kasılmam var evet. Şurada mı? Tam evet, şurada. Yok yok orada değil. Orada değil. Evde bana... Evde bana söyledim burada kasılma. Burada, burada beyefendi. Tamam şurada kasılma. Tam orada değil bak. Bitti lütfen. Evde söyledin ya. Evde bura kasılıyordu. Niye aşağı inin? Hayır. Doktor bey burada kasılmam var lütfen. Kardeşim ne yapıyorsun? Bu bölge benim. Doktor. Bu bölge dahiliye, ciğerci, kulak, burun, boğaz. Doktor bey evde bana kendisi bizzat anlattı. Bakın kasılma şu tarafa. Çözebildin mi sorunu? Al. Metin lütfen. Doktor. Sen bunu aldığında ne yapacaksın? Doktor bey. Şarkı söyleyeceksin bunu elini aldığın zaman. Allah Allah lütfen. Doktor bey. Lütfen şöyle çekilin ekranın önünden. Biz çok merak ediyoruz. Hem cinsiyet mi merak ediyoruz hem kendisini görmek istiyoruz artık ne olur. Siz hepsini, bakmayın hepsini, ne olur. Hepsini, hepsini öğreneceğiz. Şimdi. O biraz hepsine ön yargılı siz erkek doktor olduğunuz şimdi için. Şimdi ben bununla onun ön yargılarına da bakacağım. Hiç merak etmeyin. Tamam doktor bey. Evet. Şimdi ekranda bebeğimizi biraz sonra göreceğiz. Gerçekten mi? Heyecanlı mısınız? Benim elimi tut. Benim elimi. Heyecanlı mısınız efendim? Yani vallahi var heyecan evet. Nerede? Göremiyorum doktor bey. Kardeşim Allah Allah ya. Havadan yapsan. Metin. Tamam aşkım. Doğru mu? Evet bakayım. Çok göremiyorum iyi. Doktor bey. Evet şimdi çıkacak. Şimdi yüzünü göreceğiz çok biraz da. Bak 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 bak. Bak. Şey doktor bey şimdi bu hani daha küçük ya büyüdükçe düzelir değil mi ultrason diyor. Beyefendi işte takdiri ilahi bu çok düzelmez ben zannetmiyorum yani. Yavrum benim şimdi annem bakın. Annem. Çok tatlı ya. Çok tatlı çok. Bak 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 favorileri bile var görüyor musun? Yedim onu ben annem. Şimdi şuradan şöyle gittiğimizde. Metin lütfen. Şimdi bu kolu alacağım. Tövbe ya. Nereye bakacağız efendim? Şimdi bak şimdi vücudunu göreceğiz biraz. Tamam, vücudunu bakayım, göreceğiz. Ne olur. Vücudunu bak bak bak. Ay o memişleri yerim ben anne. Çok tatlı ya maşallah. Beyefendi birazcık kıllar falan tuhaf ama. Doğunca dökülür o. Dökülür değil mi? Zannetmiyorum. Epilasyona götürdüm ben onu. Götürürüz o. Şimdi ayak bölgesine bakıyoruz şuradan. Bakalım doktor bey. Ayak bölgesi. Ayak bölgesi. Evet. Ah evet, benim bak, bak, yavrum. Bak ayağa bak bak. Bak 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 bak. Ayağı görüyor musun bak. Ya kurban olurum benim ayaklara. Bak aynı annesinin ayakları bak. Ay anne. Görüyor musun? Tamam gördüm gördüm. Gördüm. Beyefendi. Ben işimi yapıyorum burada. Siz şimdi bu ben bayana dokunuyorum diye korkuyor musunuz? Hayır efendim. Sokakta kabadayısın. Buraya geldiğin zaman korkuyorsun. Hayır ben ondan korkmuyorum. Seyirci var öyle kaldırıyorsun. Metin lütfen. Tövbe tövbe. Beyefendi ellerini falan da görebilir miyiz böyle? Ellerini de göreceğiz ama sizin eşiniz yani bu bir tıp yani bu bir bilim yani. Çağdaş olun birazcık lütfen ya. Erkek doktorum diye. Ben başka gözle mi bakıyorum sizin eşinize? Duyuyor musun Metin? Allah demek Allah. İstemedim ben. Kusura devam edelim. Evet ellerini görüyoruz. Ellerini görüyoruz. Annemin şeyleri annemin. Ay yumurta bak 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 bak. Ay toş duydum. Görüyor musun? Bak. Elleri tıpkı bana benziyor bak uzun uzun parmaklar. Bak. Karakteri benzemesin Tutla inşallah. Cinsiyetini öğrenelim. Öğrenelim yalnız ona biraz... Ona göre hazırlık yapacağız biz. Biraz şey duruyor, biraz bir öksürün iyice. Tamam benim. İyice öksürün. İyice kafasını vursun duvarlara. Öksürün, 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 öksürün. Tam göremiyorum ama kız galiba. Kız değilim ben. Kızım, kız kızım. Galiba. Bakayım suratına annem, kızım benim. Şu güzelliğe bak. Ah ben ona elbiseler, etekler alacağım. Çok tatlı ya maşallah. Oh yavrum. Kız değilim ben anne ben, erkeğim ben. Sanki bize bir şey anlatmaya çalışıyor sanki. Biraz. O sizi duyuyor, o sizin söylediklerinizi anlıyor. Üzüntülerinizi anlıyor, sevinçlerinizi anlıyor. Hepsini anlar o. Annem benim, güzel kızım benim. Var mı başka görmek istediğiniz bir şey? Malzeme bu, çok da görünecek bir şey yok gördüğünüz gibi. Yok doktor bey, çok teşekkür ederiz. Hadi anneciğim, bay bay annem. O zaman yayınımıza ara veriyoruz. Şunu takar mısınız oraya Metin Bey? Çok teşekkür ederim doktor bey. Rica ederim, çok, rica ederim. Çok, çok mutlu oldum, gerçekten. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığım hanımefendi. Çok kibarsınız, çok sağ olun. Ya ben ilk başta biraz ön yargılıydım ama siz iyi bir doktorsunuz. Ben kusura bakmayın abi gerçekten. Yani bundan sonra da hep size geleceğiz. Tıp
Bizim yeminimiz var. Olur mu öyle şey? Değil mi? Birazcık çağdaş olmak çok lazım. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Peki ben de çok memnun oldum. Ah, pardon, telefonum çalıyor. Özür dilerim. Biz... Alo. Bir şey soracağım. Efendim canım. Heh. Tesisatçı mı geldi? Ulan eve erkek tesisatçı almayacaksın demedim mi ben? Kadın tesisatçı yok mu? Hayır, girmeyecek. Ben yaparım. Neyi yapamıyorum? Kapat telefonu. Benim canımı sıkma. Ne çağdaşlığı lan? Adamın asabını bol. Çok özür diliyorum. Çok güzel hareket diyenler. Ben bunu şimdiden şeyde görür gibi oldum internet ortamlarında. Metin İndez'in ultrason skeci olarak. Bu çok sevilir. Çok güzel bir skeç. Yine son noktayı çocuklar, yani en önemli nokta, yine bir tık bir şey oldu. Bir şey daha söyleyecek miydin sen? Aslında bak şuna dönüş söyledin çok güzel. Ya finali yaptınız aslında. Dönüp tekrar eskisi gibi hadi görüşmek üzere. İyi bakıyorsunuz, çağdaş oluyorsunuz. Hadi bakalım desen çok güzel bir nokta olacaktı. Ama çok güzel skeçti, çok güzel oynandı. Bir alkış daha hak ediyorlar. O abi Thomas değil mi hakikaten ismi? Thomas. Thomas. Kılıbıklığın üst sınırını icat eden adam. Keşke ama bazen istiyor insan ya. Ben o değil de emzirebilseydim çok isterdim ya. Vallahi anneyle o aradaki bağ çok özel bir şey. İnsan kıskanıyor, onu söyleyeyim. Birazcık da bize süt verilebilirdi. He? Harbi mi? Yapayını yapmasınlar. O güzel değil de organik varsa kullanacaktım. Veriyorum gerçekten mi? Süt. Hayır, emziriyorsun da süt veremiyorsundur. Ne yaptın be abi? Hocam yalancı deme var, emzirebiliyorsun. Evet. Ha takıp? Tabii. Ha ciddi mi? Tabii, evet. Aa deneyeyim ben. Ben de deneyeceğim. Vallahi deneyeyim ben. Dur güzelmiş. Bir de kar, şimdi bilenler bilirler, burada tecrübeli annelerimiz de var. Karın o kadar büyüdüyse o artık hareketli, evet, içeride parti bile veriyordur o. He o küçük bir şey, o güzel ama hiç önemli değil. Bence çok tatlı bir şeydi. Görüş bildirmek isteyen var mı? Nedir? Önerme söyleyip gönlümüzü de kazanabilirsiniz. Ne? Sen mesela arkadaki ne diyecek olabilir o? Sen he? Sen evet, ben mi diyen taşkın yanındaki? Ya ben de söyle. Tamam sen de söyle. Bir kişiyi tanımadan onun hakkında ön yargılı bulunmamalıyız. Yani ön yargıda bulunmamalıyız. Hı hı. Özetlesene ya. Şey, hiçbir zaman ön yargıda bulunmamalıyız. E tamam, aynısını niye söylüyorsun? Bir benden çıktı. Özetlesene diyen adam aynısını söylüyor. Cinsiyet ayrımcılığı yapmamalıyız. Bravo. Bravo. Aferin. Bence doğrusu ve işte özeti bu, aferin. Keşke tişörtlerimiz bitmemiş olsaydı sana bir tane. Yok değil mi tişörtümüz daha? He? Var mı? Ben tişörtler bitti diye biliyorum. Sana borcumuz olsun la. Sen değil, cinsiyet ayrımcılığı yapmamalıyız diyen. Bitmiş. Neyse, zaten tişörtümüz bitmiş. Sonra size adresinizi bırakın, size gönderelim çocuklar hakikaten. Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler bunlar. Burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler, bazen böyle kendimizi kalabalıklar içinde bile yalnız hissederiz. Yani böyle insanlar tarafından duyulmadığımızı, böyle işitilmediğimizi, adeta görünmez olduğumuzu hissederiz. Mesela programın başındaki amigo arkadaş, çok kalabalık gelmişler, organizasyon yapmışlar. Bir, iki, üç, kimse söylemedi, kaldı böyle. Bu kardeşim için... sesimizin duyulmaması... Aslında kalmadı. Kaldı hocam. Fena he? Kaldı. Siz tam şey yapamadınız, görmediniz. Ciddi mi? Böyle bir, iki, üçü kimse söylemedi. diye böyle. O kadar zor durumda. Bana kitleye yine yön verdi gibi geldi ama. Çalışılmış organizasyonu burada yalnız bıraktılar. Ama hukuka gidecekti o. Hukuka gidecek. Evet sevgili seyirciler, görünmez adam skeci gelecek konuyla ilgili. Kardeşime gelsin. Zeynep ile İbrahim yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Ha, 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 ha.
Neye gülüyorsun İbrahim? Filme gülüyorum ya. Babanla oğluma mı? Öyle diyor hani açaydım diyor gollerimi diyor falan. Yani açsaydım da diyebilir yani o şey değil ki yani. Hani böyle duraydım diyor. Yanından geçer gider çocuk ne var ki ya. Yani. Geçti gitti çocuk ya dur. Şey mi söyleyeceksin İbo? Ne okuyorsun sen? Dergi. Ne hakkında? Erkekleri tavlamanın 100 yolu. Kaçtasın? 3. İyi daha yolun varmış ya. Bir şey söyleyeceğim aslında ama. Söyle. Neyse ben sonra söylerim ya. Sonra söylerim. Zeynep. Efendim İbo. Neyse sonra söylerim ben ya. Sonra söylerim ben. Sonra söyleyeceğim söz. Ya Zeynep. Efendim. Neyse sonra söylerim ben. Ay vız vız sinek gibi sabahtan beri bir şey söyleyemedin ya. Ne yapıyorsunuz gençler? Hoş geldin kanka ya. Ne yapıyorsun kız? Dergi okuyorum. Ne dergisiymiş o? Erkekleri tavlamanın 100 yolu. Erkekleri tavlamanın 100 yolu mu varmış? Evet. O ne lan? Ben senin abin değil miyim kardeşi? Ne? Benim yanımda utanmıyor musun dergiler okumaya? Kaçtasın şu an? 3. Tamam 3 tane sana yeter. 4'e geçme. 3 taneyle tavladın tavladın yeter. Bırak onu. Ayşe'mi bırak onu. Abiye karşı gelinmez. Nerede Lukman da? Kalkın abi ya. İyi. Ne yaptın bugün? Ne yapayım işte gittim konsere bilet aldım yeninki. He. Öyle. Bak, konser dediğin aklıma geldi. Hani ben bir demo falan yaptım öyle Ankaralı havaları böyle bir şeyler. Onu bir arkadaşım vardı ya. Ne arkadaşım var ne? Sonra konuşuruz kanka tamam ben şey yapacağım. Sonra söyleyeceğim sana. Tamam. Ya şey vardı ya böyle demo hani demoları yaptım ben hani Ankara şarkıları söylüyorum diye sana anlattım. Anlatmadın oğlum bana öyle bir şey. Söyle diyorum işte anlat şu an. Söyleyeyim mi kanka? Söyle anlat. Neyse sonra konuşuruz kanka. Oğlum anlatsana doğru dürüst. Anlatayım diyorsun yani. Ya anlat. Sonra anlatırım kanka ben sana. Anlatacağım söz ya. Allah Allah. May 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 bız 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 ikisi de bir dert. Ben adamdayım hadi. Ben de yatıyorum hadi. Zeynep. Ne? Ya bir şey konuşacaktık ya demin ya. Of İbrahim ya. Başka çare kalmadı ya. Sevgili ev arkadaşlarım Oğuzhan ve Zeynep, siz bu mektubu okuduğunuzda ben çok uzaklarda olmayacağım. Bulunduğum yere 2 vesaitle gelebilirsiniz. Ama bunu asla yapmayacağınızı biliyorum çünkü beni her zaman bir hiç olarak gördünüz. Varlığımı hiçbir zaman önemsemediniz. Sizin için hep görünmez oldum. Hep alay konusu oldum. Bana evde muhabbet kuşu muamelesi yaptınız. Sadece cici kuş cici kuş şampiyon Beşiktaş dememe izin verdiniz. Ama artık yeter. Buna daha fazla katlanmayacağım. Ben gidiyorum. Sakın beni arama. Numara 0562-215-16-17-18-19-20-21-21. Bakalım şimdi fark edebilecekler mi? Çorabın diğer teki ya. Allah razı olsun senden ya. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı? Yastığımın arasından çıktı. Yastığının arasından mı çıktı?
Ayrıca sen bunun çorap olduğuna emin misin? Çorap ne işte çorap? Tam yağlı inek peyniri bu be. Yapma ya. Kirden cana gelmiş odanda yakaladım. Böyle böyle yardırıyordu bak. Böyle böyle yardırıyordu. Saçmalama öyle bir şey yapmaz o. Ayağım yastığın oraya girmiştir. Oradan da sıyrılmıştır. Hangimizin başına gelmiyor ki yastıkta çorap unutmak? Evet. Evet. Peki sadece çorap çıksa iyi. Ne? Bu da benim yastığımın arasından çıktı Oğuz. Bu da benim yastığımın arasından çıktı. Yapma öyle şey. Bu da benim yastığımın arasından çıktı. Kız sen ne yapıyorsun bir haftadır orada? Ya sen yoktun o hafta. Git kız bir haftadır annen merak etsin. Koş git. Ay. Şey ya bu. Şey o. Haydi. Ya ben senin karın mıyım, sevgilin miyim, kardeşinim ya? Ben niye barkını topluyorum? Ya tamam kusura bakma. Tamam ben de dikkat edeceğim bundan sonra. Şunları bir... Gel otur iki dakika bir sakin ol ya. Ne boy yapıyorsun ya? Allah Allah. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey unuttuk biz ya. Ne? 2-3 gündür sanki böyle bir şey eksik gibi bir his var bende. Ay 3 gündür söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Dilimin ucunda bir şey var. Hatırlayamadım bir türlü ya. Ya kirayı unuttuk biz yatırmayı be. Kirayı unuttuk. Ulan adam yemin ediyorum kovacak bu sefer bizi evden ha. Ulan yazıklar olsun size be. 3 gün önce size mektup bıraktım lan. Açıp okumamışsınız bile. Püh! Şurada divanın altına saklandım. Acaba yokluğumu fark edecek misiniz? Püh yazıklar olsun size be. Ne yapıyorsun? Kolumu morarttın be. Sıkma dur. Örümcek var orada üstünde lambanın. Nerede? Lambanın üstünde. Hani örümcek? Ne örümceği lan? Bir şey anlatıyorum burada. Alo. Nerede? Nerede diyorsun? Şurada lambanın üstünde şurada. Oğlum beni duymuyor musunuz? Abi şurada ya. Görmüyor musunuz ya? Şurada. Kızım. Oğlum. Üstünde. Saçmalama. Üstünde. Saçmalama duvarda duruyor örümcek. Niye üstündesin? Başka tamam tamam lan. Yok tamam tamam yok. Dur ben öldüreyim seni. Lan beni görmüyor musunuz ya? Bir şey anlatıyorum şurada. Zeynep. Aham da. Ne olurdun be? Ulan beni görmeye görünmez oldum lan ben. Görmüyorlar beni. Oğlum. Şşş. Siz beni görüyor musunuz? Şşş. Hayır mı? Ulan beni kimse görmüyor. Oğuz, Zeynep. Oğlum. Şşş. Şey var çocuğum, ona bak. Bak bak. Şşş. Ulan beni görmeye görünmez oldum. Yazıklar olsun size be. Oğuzhan, kankam. Ulan 3 aydır sana diyorum ki Ankaralı albümü yaptım diyorum. Bir dinle şu parçayı diyorum. Bir parçamı dinlemedin. Ama şimdi dinleyeceksin. Dinleyeceksin lan şimdi parçamı. İstemesen dinleyeceksin. Al dinle. Of of! Ankaralı kızları can can, derelere yakışır pompon. Ankaralı İbrahim der ki, kalbimi çaldım Paris Hilton. Vassana gassana garago. Vassana gassana garago. Ho 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 ho. Hani görünmüyordum ben ya herkes? Oğlum, peki bu şarkıyı kime yaptın Zeynep? Senin aşkından yaptım bu şarkıyı. Paris Hilton koydum utandığım için. Zeynep koyamadım. Ona benzettim seni. O yüzden benim bilgisayarımda Paris Hilton'un videosunu yakaladım. Çok mu meraklıyım ben Paris Hilton'a sanıyorsun? Tamam biraz meraklıyım, çok değilim. Yazıklar olsun ikinize de be. Allah. Kafamda bir ağırlık var ki... Görmüyorlar beni. Görmüyorlar beni. Ne oldu? Ay kesin örümcek ısırdı ya. Çok ya saçmalama mı öldürdük gitti işte örümceği izle ya. Of. Alın size örümcek al. Görünmüyorum. Görünmüyorum. Oğlum görüyor musunuz lan beni? Çok net görüyoruz İbrahim. Bu ne lan? Ulan Allah kahretmesin sizi ya. Lan niye görmüyorum diyorsunuz? Görünmez oldum sandım. Oğlum neyin peşindesin sen? Yalandan mektuplar yazıyorsun, odaya saklanıyorsun. Biz aptal mıyız, yiyor muyuz biz bunları?
Size ders vermek için yaptım. Beni biraz görün diye yaptım işte. Hadi gündüz saklandın diyelim. Gece her türlü belli oluyor. Hayvan gibi horluyorsun İbo. Farkındaydın mısın? Evet, senin gittiğini biz horlama yoksa İbo gitmiştir deriz yani. Bu kadar net. Oğlum niye beni görmüyorsunuz o zaman? Bir şey anlatıyorum. Lan ne dersi veriyorsun oğlum sen bize ya? Allah aşkına. Sen kendi kendine ezik yaptın. Anlat diyoruz, anlatmıyorsun. Konuş diyoruz, konuşmuyorsun. Ulan biraz kendine güven be. Bak, bir kalk bir şey sor. Ayı gibi herifsin lan. İki kelime edemiyorsun ya. Sonra anlatırım. Al işte anlatamazsın böyle. Yok olur gidersin. Bizim seni görmediğimizi zannettiğinde ne kadar güzel anlattın dertlerini. Geldin bana aşık olduğunu söyledin. Kendine güvendin. Dimdik ayakta durdun. Kızlar böyle erkeklerden çok hoşlanır İbo. Benden hoşlandın mı yoksa? Hayır ama kızlar böyle erkeklerden çok hoşlanır yani. Ayrıca bak şarkı diyorsun. 3 aydır demo yaptım. Ne demo yaptın? Söyledin işte. Gel adam gibi söyle. Şimdi gideceksin, un kapanında yatacaksın, prodüktörlerin kapısında yapacaksın, bir şekilde olacak o iş. Olacak mı kanka? Ya olmayacak ama yine yatacaksın sen oralarda, bok gibi şarkı. Olmaz yani. Kendime güveni, güven... Kendine güven abicim, güven. Güven ya. Gel. Gel. Give me a hug. Hug. Aslan, kendine gel. Saçma sapan işler yapma. Tamam mı? Bak, bu büyük sorunu da böylece hallettik. Ama daha büyük bir sorunumuz var kanka. Ne? O neydi lan öyle indirdin ufacık salak et. Ne diyorsun oğlum sen ya? Çok güzel hareket diyenler. Enteresan bir skeçti gerçekten. Görüş alalım. İçi dolu görüşler rica ediyorum. Konuşanlar bir daha el kaldırmasınlar. Nereden var? Buradan var diyen konuşsun bakayım. Ben çok heyecanlıyım ama ne konuşacağımı bilmiyorum. Haydi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben montajda ne atacağımı biliyorum. Bizim bir tane küçük İbo'muz var. Çok çekingen ama aynı ona benziyor. Kim? İbo'ya mı benziyor? Hayır. Bak kalk bakayım ya. Kalk bakayım ya. Biraz daha ışık yak bakayım. Başka ışık var mı İlhan? Bir yak görmüyorum ben. Evet yüzü görmüyorum. Bak yazık la İbo'ya benziyor bari. İzleriniz aşağıya istiyorsanız. Yo o kadar değil de. Hayır o sana benzer varsa insin de İbo'ya benziyorsa şey yapma. Hocam Allah kurtarsın ne diyeyim ben. Peki, bunun için miydi? Çok teşekkür ederim. Akıl dolu bir yorumdu. O da ben varım demişti. Kim var? Ver şurada. Eğer kendine güveniyorsan başarıyı elde etmiş demeksin. Bir şey söyle, bir dakika dur. Şu Eda nereden? Bunu biliyorum, bu maç şeyi mi? Ne? Evet hocam. Futbol hastası mısın? Evet. Demin bir daha yapsana onu. Evet hocam. Maçlarda falan hocam böyle biraz. Ama tatlı bir çocuksun. İsmin ne? Sağ olun hocam. Oğuz. Oğuz. Oğuz bak. Bu da Oğuz Hanım benzeri çıktı. Bak gördün mü? Sağ olun hocam. Eyvallah hocam. Sempatik bir kardeşimizsin. Ayrıca söylediğin de doğru. Şimdi mikrofonumuzu geri ver. Tamam hocam. Tamam. Kim? Ver. Çok hızlı mikrofonu oraya geri çekil. Çabuk çocuklar. Teras mı? Teras. Ne terası? Teras. Hocam orada teras var. Verandaya bakıyorum ben. Dur terasa da gireceğim dur. 15 senedir oraya teras diyen ilk insansın. Affedersin teras araya girdi buyurun. Gittiğini sanıp saklansan da varlığın her zaman çocuklar, görünüyor. Çocuklar bir şey rica edeceğim. Mikrofonu aldığımızda bu elimiz sabit, bu müteharrik olacak. Ben hiçbir zaman sabit duramadığım için. Sen yine iyi çıktın bakma vallahi. Evet, ne söyleyeceksin söyle. Ya ana fikri olarak gittiğini sanıp saklansan da varlığın her zaman görünüyor gibi bir cümle çıkarttık biz. Yani böyle. Birazcık felsefik oldu ama. Varlığını başkalarının ilgisine bağlamak yalnızlıktır.
Neden seviyorum? Neden seviyorum böyle skeçleri? Çünkü şakayı kriptonda aramayan bir skeçtir. Gerçek hayatımızın içinden bir şeyi aramaktır. Burada mesela bulamasanız bile sorun değil ki bu buluyor. Finalde bir hafif bir finali önermeyi aslında bizim seslendirmememiz gerekir. Seyircinin kafasında seslendirmesi gibi. Bir tek orada bir şey vardı. Daha ince anlatılabilirdi. Ama güzel bir skeçti. Yazanlar ve oynayanlar çok güzel bir hareket yaptılar. Çok güzel hareketler de devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler, hayatımızın her döneminde en yakınımızdaki insanlar değişir. Yani kankalarımız değişir. Küçükken başkası, ortaokulda ve hep böyle değişir. Ve gün gelir, yani gün gelir de onları kıyaslamak zorunda kalırsak, bir tercih yapmak zorunda kalırsak hangi kankamızı seçeriz? Bülent Emrah Parlak yazdı efendim. Benim olacaksın geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Kanka sinemaya mı gitsek ya? Ha? Diyorum ki sinemaya mı gitsek? Ya da böyle hani önden bir bowling, bilardo falan atsak. Sonra geçen gün tiyatroda tanıştığımız kızları arasak, onlarla biraz takılsak. Sonra oradan sinemaya gitsek. Sinemadan çıkıp Arnavutköy'e gidip balık tutsak. Oradan da eve gidip mangal yaksak. Sonra da ne bileyim akşam filmse. Sosyallikten ölelim diyorsun yani. Yok canım, yani takılalım diyorum yani. Ya kanka benim çocukluk arkadaşım Nihat var ya, o gelecek benim onunla biraz takılmam lazım. Lan ne Nihat'mış kardeşim, bitmedi herif ya. Ne anlıyorsun şu çocuktan ya? Ama benim çocukluk arkadaşım ya. Birader bak Suat, hayatta seçmen gereken şeyler var tamam mı? Hayat dediğin üç evreden oluşur. Doğum, yaşam, ölüm. Doğdu, çocukluk bitti. Ölüm Allah'ın emri. Yaşamı da yaşıyoruz zaten, akıyor gidiyor ya. İyi de yani o benim çocukluk arkadaşım ama şimdi. Tamam da birader işte öyle bir şey yok artık. O köprünün altından çok su aktı. Artık ne sen eski Suat'sın ne o eski Nihat. Ama yani hani onunla bir şey... Tamam yok. Konuştuk bitti. Ama görüşürüz. Tamam konu kapandı. Ama şimdi... Ne? Lan! Bitti oğlum. Peki ya biz? Şşşt! Sakın ağzına bile alma öyle. Biz asla bitmeyeceğiz. Niye kardeşim? Çünkü bizim çok ortak yönümüz var. Biz kankayız, biz akrabayız, biz kardeşiz, biz biraderiz. Şimdi o çocuk buraya gelecek, efendi gibi çayımızı içeceğiz, iki sohbet edeceğiz, sonra tıpış tıpış geri gidecek. Tamam mı? Okey. Bir kahve daha söyleyeyim mi? Yok, sağ ol. Değil mi? Bilmiyorum. Suat! Kardeşim! Kardeşim hoş geldin. İnanmıyorum seni gördüğüme, uzun zaman oldu. Ne haber? Ya ne kadar uzun zaman oldu ya, görüşemiyoruz. Gel 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 otur şöyle, gel tanıştırayım. Arkadaşım o gün çocukluk arkadaşım Nihat. Merhaba birader, ne haber? Gel otur şöyle. Eyvallah, gel 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 gel. Nasılsın, iyisin? Eyvallah. Sağ ol. Ya ne var ne yok, ne yapıyorsun? Anlat biraz ya. Lan bırak. Kardeşim. Ya vallahi ne olsun işte, hep aynı. Sen anlat biraz. Sende ne var ne yok? Vallahi ne olsun işte, hep aynı. Sende ne var ne yok? Sen anlat biraz. Vallahi ne olsun işte, hep aynı. Sen anlat biraz, sende ne var ne yok? Vallahi ne olsun işte, hep aynı. İsterseniz ben anlatayım biraz ne var ne yok. Ulan madem konuşacak bir şey yok, niye buluşuyorsunuz lan? Duyarlar. Ya konuşacak şey olmaz olur mu? O kadar çok şey var ki. Tabii, şimdi tabii, nereden vallahi başlayalım, hangi birini anlatalım? Sen başla bir yerden, biz alırız onu. Ya bak, baş, tamam başlayayım, baş. Ya hatırlıyor musun ya, bizim hani Hüseyin amca vardı bakkal. Şey yapmışım, bir gün bira şişelerini, bu boş bira şişelerini bakkalın önüne koymuş. Biz de gittik onları çaldık. Sonra gittik yukarı mahallede sattık onları. Ne güzel anıymış lan, iyi ki anlattın, ufkum açıldı. Ulan hırsızlık yapmışsınız lan. Ne hırsızlığı arkadaşım, basit bir çocukluk anısı işte. Bırak Allah'ını seversen ya. Çocukluk anısını bırak oğlum. Biz kardeşimle şimdi o biraların kralını içiyoruz beraber. Şişeleri de atıyoruz. Bundan sonra atmayız ama kapının önüne bırakırız. İhtiyacı olanlar var belli ki. Ya içiyorsunuz da şimdi eskisi gibi olur mu? Sizin o içtiğiniz bira nerede bizim çaldığımız şişeler? Eskisinden daha güzel, merak etme. Geçen gün kayıklara gittik biraderle. İçtik, arabesk dinledik, dertlendik, ağladık. Çok güzel geçti. Biz de ağladık. Biz de ağladık kardeş. Biz hatırlıyor musun? Hani aynı mahallede aynı kıza aşık olduk ya. Biz seninle. Neydi? Müge miydi? Onlar ikimize tak kız ikimize de yüz vermedi. Gitti. Lavuk var Orhan'la boyla sen çıkın. İkimiz bir halimize ağladık ya. Biz o tip meselelere ağlamıyoruz artık kardeşim. Kız meseleleri kolay bizim için. Tak tavlıyoruz.
Tamam da şimdi çocukluk aşkı gibi olmaz. Ne çocukluk aşkına gerek yok ki? Her akşam biz büyüklük aşkı yaşıyoruz. Tabii o da doğru. Biz kardeşimle ne oyunlar, ne oyunlar. Kibrit kutusu biriktirmeler, o gazoz kapakları, sporcu kağıtları, misket, topaç, ya kuka neler. İşte ne? Biz onları da geliştirdik. Artık bilardo oynuyoruz, poker oynuyoruz, halı saha maçı falan yapıyoruz biz. Tamam. Abiler konuşuyor yavrum. Tamam da biz şimdi şey hatırlıyorsun değil mi? Trene kaçak. Trene kaçak biliyorduk biz bunda ya. Vallahi ya para yok ikimizin, jeton yok filan. Hop atla turnikeden bedava tren. Hadi buyur, yine yasa dışı bir aktivite daha işte. Oğlum iyi ki buna takılmamışsın. Kaçakçı yapar lan bu adam. Arkadaşım çocukluk dediğim biraz yasa dışı bir iştir zaten. Sen ne verdin arkadaşıma da konuş. Sen neye canı sıktın? Bu mu canı sıktın? Yok be oğlum, biz sen gelene kadar iyiydik vallahi Nihat kardeşim. Biz her türlü aktiviteyi yapıyoruz, sen rahat ol. Ama yapıyorsun da nerede eskisi gibi, bizim gibi nerede sen? Ulan tutturmuşsun be eski be. Ne hatırlıyorsun eskiden oğlum? Nasıl? Ben hiçbir şey unutmam. Arkadaşıma gibi ben her şeyi hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsun? Ya Ayten abla var ya, kızardı bize Ayten abla. Allah. Yerim Ayten teyzenin sinirini. Kim takar Ayten teyzeni lan? Ya Rüstem amcayı da mı hatırlamıyorum? Ya bırak lan Rüstem, toprak olalı 20 sene oldu lan. Canını da yapacaksın. Kim hatırlar oğlum? Ya zile basıp kaçmalar falan. Kuyuya düşmüştük. Ya kuyuya düştük. 6 saat kuyuda kaldık, ne diyorsun? Ya birader, sende normal aktivite yok mu lan? Ya hırsızlık yapıyorsunuz, ya trene kaçak biniyorsunuz, ya kuyuya düşüyorsunuz. Beyrut'ta mı büyüdünüz oğlum? Arkadaşım şimdi biz eski anılar bunlar, ne alakası var ya? Ne alakası var biz arka... Ya sen bilmiyorsun, ben onun sünnetinde yanındaydım, sünnetinde. Diyeceksin ki nasıl? Para yok tabii, bir şey yok. Belediyenin toplu kesimine girdi bu. Ya, yanında bir tek güzel. Benim sünnet resimlerim. Bravo, harika, toplu katliam da eklendi işte. Başka? Benim arkadaşımla çıplak resmim var, 5 yaşında. Vallahi var. Ne olacak lan çıplak resim? Birader şurada polaroidçi var, gel indirelim pantolonları, gel. 2 dakikada çektiririz lan. Ya, o da olabilir. Allah. Ya. Kan kardeşim bu benim, kan kardeşim. Hadi buyur, birbirinizi de kestiniz. Sadizm de var yani işin içinde. Çat çat vurdunuz yani. Senin kan kardeşlik dediğim kutsal bir müessese ya. Ya müessese. Biz de o müessesenin kralı var kardeşim. Biz ne davalara, ne mücadelelere girdik bu arkadaşıma, biliyor musun sen? Ne? Biz de girdik. Neye girdin sen ya? Senle ben kurban da danaya girmem lan. Adamın başı belaya girer senin. Al ya arkadaşım, biz... Ne biçim konuşuyorsun lan? Bana bak, elini indir. O elini indir, oyarım adamı. Elini indir, oyarım adamı. Ya biz eskiden böyle adamlarla tak... Bu ne? Oyarım oğlum. Konuşma lan kimse. Bana bak. Benim eski arkadaşımla arama girme lan. Gebertirim ulan seni. Oğlum ben bu herifle takılamam lan. Gazeteyi bırak. Bu herifi alırım aşağı. Tamam. Gazeteyi bırak. Oyarım. Tamam lütfen, ne yapıyorsunuz? Sakin olun ya. Kendinizi döverken gülüyorsunuz. Bırak şunu be. Yapmayın lütfen ya. Rica ediyorum arkadaşlar ama. Lütfen. Oğlum bak, bu herifle ilişkini kes, ben seninle takılamam bu herifle. Asıl bununla ilişkini kes. Tamam, tamam. Ben yokum birader. Bu varsa ben yokum. Tamam, oğlum ya. Ben yokum. Sen varsan ben. Ben yokum oğlum. Gazeteyi lan! Lan! Tamam, ya ne yapıyorsunuz ya lütfen? Lan! Tamam, lütfen. Oğlum. Ya ne yapıyorsun? Oğlum. O gün ne yapıyorsun ya? Oğlum bu herif varsa ben yokum, yemin ediyorum lan. Ya, bu herifle ilişkini kes, yoksa ben yokum. Tamam kardeşim ama... Suat, bu varsa ben hiç yokum. Ya git, ben yokum oğlum! Lan! Oğlum! Tamam! Oğlum bak, tuvalete gidiyorum, elimi yıkayıp geleceğim. Bu herif geldiğinde olmasın burada. Tamam kardeşim, tamam lütfen. Oyarım yemin ediyorum. Ya lütfen, ne yapıyorsunuz? Oyarım seni! Lan içerim bak. Suat, biz böyle adamlarla takılmazdık. Bu ne? Ya bu varsa ben yokum arkadaşım. Nihat bak. Biz çocukluk arkadaşıyız, tamam, bunu evet. Anlıyorum. Evet. Ama o gün de benim en yakın dostlarımdan biri. Bunu anla lütfen. Anlayışla karşıla birazcık. Tamam anlıyorum ama biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Kan kardeşiz. Evet, o da benim arkadaşım ama bak. Çocukluk dediğin tamam güzel bir şey. Oyunlar oynuyorduk, misket oynuyorduk. Amcalar filan takılıyorduk ama. Bana bak. Eskiden ne güzel şeyler yapardık. Oyunlar oynardık. Biliyorsun, sporcu kağıtları biriktirdik, gazoz kapaklarını biriktirdik, paylaşırdık onları. Hatta amcalara pipimizi gösterirdik. Neden hiçbir şey eskisi gibi olmasın? Aynı şeyleri yeniden yapabiliriz. Amcalara pipimizi mi gösterelim tekrar? Yazık değil mi o yaşlı adamlara? Bak, lütfen. Tamam, sen benim çocukluk arkadaşımsın ama bazı şeyler artık değişti Nihat.
Yeniden deneyebiliriz. Deneyemeyiz. Bir deneyelim. Saçların dökülmüş Nihat. Göbeğin var, bıyığın var. Ben sana baktığım zaman çocukluk değil de yani daha çok böyle çoluğunu çocuğunu pazar günleri pikniğe götüren bir baba görüyorum karşımda. Aslında peruk takıyorum. Gelirken gülersin diye çıkarttım. Buyur işte. Çok da iğrenç olmuş. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hayır, eğer mesele göbekse senin için ondan da vazgeçerim. Yeter ki arkadaşlığımız devam etsin. Ya bu aynı şey değil, tamam mı? Yani bu böyle bir şey değil. Bu başka bir şey. Bak mesela biz seninle küçükken nerede büyüdük? Kartal'da. Peki şimdi şu anda neredeyiz? Beşiktaş. Ya. Senin için Kartal'la Beşiktaş'ın ilişkisi sadece aradaki uzun yol mesafesiydi. Ama Kartal Beşiktaş'ın simgesiydi ve ben Beşiktaşlıydım. Sen Fenerliydin. Sen Fenerliydin, anlıyor musun? Ve Fener Beşiktaş'ı her yendiğinde beni acımasızca kızdırıyordun. Ya ama... Ya bir durun da skeç oynasın bir durun. Beşiktaş Fener'i yendiği zaman aynı şeyi sen yapıyordun. Ama Avrupa kupalarında en azından ikimiz de aynı takımı tutuyorduk. Destekliyorduk. Bu koca bir yalandı. Kimse kimseyi desteklemiyordu biliyorsun. Takımlarımızı destekler gibi gözüküyorduk ama takımlar gol yediğinde içten içe seviniyorduk. Bunu unutma. Kaç kere seni Beşiktaş gol yediğinde arkanı dönüp kıs kıs gülerken yakaladım. Gülmüyordum. Gözüme soğan kaçmıştı. Çocuklaşma. Çocuklaşma lütfen. Bitti mi konuşacaklarım? Sen abi çok fazla... Bu tipler lan. Bir saniye Nihat. Suat. Ne birader? Suat benim o gün. Ben bu skeçlerde hep isim şaşırıyorum. Olsun birader. Bu beni çıldırtıyor. Öyle de seviyorum. Bak o gün. He Suat. O benim çocukluk arkadaşım, tamam mı? Onunla ömrümün sonuna kadar görüşmek zorundayım. Kusura bakma, böyle bir şey istiyorsan ben bunu yapamam. O zaman bazı şeyleri tekrar düşünmen gerekir. Birader neyi düşüneceksin ya? Adam eski eski diye tutturmuş. Ulan eskilere rağbet olsa bit pazarına nur yağardı lan. Hasta mısınız oğlum siz? Geçmişim benimle ölene kadar gelecek. Ya bırak şu adamı oğlum. Onunla yapamazsın sen. O Fenerli. Sen de Galatasaraylısın. Galatasaray Beşiktaş'ı her yendiğinde arkanı dönüp kıs kıs gülmüyor mu? Hayır, gözüme soğan kaçıyor her seferinde. Aa, yeter artık, dinlemek istemiyorum. Tamam, bak Nihat kardeşim... Bu meseleyi halletmeden benim yanıma gelme Suat. Bak, o gün lütfen... Birader, o varsa ben hiç yokum. Onu sana tamam Nihat, bak şunu konuşalım. Lütfen daha fazla konuşma. O gün bak bir şey söyle. Lütfen, kirlisin sen. Nihat... Hayır dedim Suat! O gün lütfen... Gelme, üstünde hala onun kokusu var. Yeter be, yeter! Şu an tuvalete gidiyorum. Ben dönene kadar bu meseleyi kendi aranızda halledeceksiniz, tamam mı? Suat için ne kadar istiyorsun? Arkadaşımı satmam mı istiyorsun? Uzatma, fiyatını söyle. Sen ne ahlaksız, ne onursuz, ne şerefsiz... 1000 lira! Anlaştık. Yarın 2'de burada ol, parayı alırım. Defol. Taksi! Hadi geçmiş olsun. Yok kanka nerede? Gitti. Sattı seni. Sattı mı? Hı. Kaça gittin peki? 1000 artı KDV. Ortalama 1200 yani. O civar. Vay o gün kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Mehmet! Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Oğlum iş için geldim lan. Ne yapıyorsun? Yapıyorsun? Vallahi. Ulan abi. Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Aa, dünya ne küçük oğlum Suat. Benim çocukluk arkadaşım Mehmet. Hiç büyümedi. Çocukluk gibi kaldı zaten. Merhabalar. Merhaba kardeş. Hoş geldin. Eyvallah. Otursana 2 dakika biraz muhabbet et. Eyvallah kardeş. Ne içiyorsun?
Bir çayını içerim oğlum. Vallahi çok özlemişim. Bir şey yer misin? Yok sağ ol, eyvallah. Tamam, getiriyorum hadi. Bakar mısın kardeşim? Ne haber kardeş? O gün için ne kadar istiyorsun? Hangi gün için? Herhangi bir gün değil gerizekalı. Çocukluk arkadaşın o gün için ne kadar istiyorsun? 500. Anlaştık. Anlaştık. Yarın 2'de parayı burada alırsın, tamam mı? Tamam, okey. Otobüs! Kanka bir toz. Mehmet? O Mehmet nereye gidiyor lan? Sence? Vay be. Kaça gittim lan? KDV dahil 500. Tamam. Mangal? Gel lan bir mangal yapalım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Çok güzel hareket diyenler. Bülent Emrah Parlağan yine güzel bir skeci. Alkışlıyoruz. Bravo lan Bülent. Bence konu seçimi tutarlı bir çizgi izliyorsun. Gerçek hayat, bildiğin hayat dolayısıyla güzel skeçe çıkıyor. Aynen devam biliyor. Aslansın. Göbek çok güzeldi. Bir şaka uğruna göbeği çıkarmamalıydınız. Yani şimdi bazen, mesela bazen skeçlerin içinde gülüyoruz. Dağılma her zaman olur, seviyorum da. Bazı yerlerde hani dağılınca olmuyor ya. Burada hemen toparlamanız lazım. Biraz daha dağılsaydınız kaybediyorduk skeci. Ama göbek de öyle bir şeydi. Çünkü göbek çok tipiktir. Çocukluk arkadaşın, hele bizim yaşlara geldiysen, illaki göbeklidir. Ve sen onunla konuşurken bir yandan da lan bu sarı yağız bir çocuktu buna, ne olmuşla da uğraşırsın. Belki Allah bilir onun aklına neler gelir. Güzel bir uygulamaydı. Ham diye bir alkış istiyorum bir kere o günlerde. Hamdi nasıl Hamdi? Hamdi bazen... Geçen haftalarda bir söyledim, Hamdi sürekli laf şaşırıyor falan gibi bir şey kafamda oluşmaya başlamıştı ama bugünlerde güzel oynuyorsun, bu skeçte de çok iyiydin. Aferin Hamdi. Kahraman. Benim sözcüklerim bu kadar. Sevgili kamuoyuna dönersek eğer, ver bakalım. Öncelikle çok güzel bir skeçte hepinizi tebrik ediyorum. Cansın. Ve bence bunun önermesi ummadığın taş baş yarar olacak yani. Yaklaştın mı? Sanki arkadaşlık üzerinden bir cümle gibi geliyor bana. Sanki arkadaşlıkla ilgilidir bunun. Bu da arkadaşlıkla fikri. İlgili yani. Söyle. Dolaylıydı biraz. Söyle. Söyle. İsmin ne? Pınar Kaya. Türkçe Pınar. Öğretmeniyim. Türkçe öğretmenisiniz. Evet. Eyvallah, buyurun. Önermeyi de siz oturtamazsanız demek ki çocuklar ne yapar? Oturturum, oturturum inşallah. Buyurun. Tabii. Evet, oturtacak birine benziyorsunuz. Buyurun. Teşekkür ederim. Birincisi, insanlar çıkarları, menfaatları doğrultusunda en yakın arkadaşlarını bile gözden çıkartabilirler. İki, paranın yüzü tatlıdır. Üç, geçmişte yaşanmaz. Peki dört, zamir nedir hocam zamir? O. O. Değil mi? Dolaylı tümleç. Çok teşekkür ederiz. Çok net ve tatlıydınız. Ya bence şeyin, dünyaların ayrılmasında hüzünlü bir yan vardır aslında. Yani karşı karşıyasınızdır ve skeçte olduğu gibi siz ne yaptınız, ne günlerdi ve bir de seni tanımayan arkadaşına dönüp sen bunu çocukken görecektin ha bu var ya öyle fırlamaydı. Yavrulara söylesem sokağa çıkamaz falan gibi de şaibeli şeyler de vardır. Ama inşallah o dünyayı kaybeden kişi hangisi kaybetmiştir onu da bilmiyorum ya. Aynı yerde kalmak mıdır sahicilik yoksa değişmek midir? Onunla ilgili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Daha dertleşip sıkıcı olalım mı yoksa çok güzel hareketler devam etsin? Şu iki elini kaldırana ver bir daha. İki elini kaldıran çocuğa ver. Ondan bir kurtulalım. Tamam. Öncelikle Murat Hoca diyeceğim çünkü eskiden Murat Hocam Deniz arkadaşımla benim eski öğretmenim. Aynı zamanda mikrofonla tıraş mı oluyorsun? Dur, konuş, anlamıyoruz dedi. Evet, biraz şöyle.
Murat öğretmen bizim eski öğretmenimiz. Ne? Murat sizin hocanız mı? Evet. Ne hocasısın sen? Ben drama hocalığı yapmıştım onlara. Ne diyorsun lan? Tabii. Valla. Demek ki sizin de çok güzel hareketler Junior var. Evet. Ne öğretiyordun dramada? Bize de öğret. Hadi biz öğreneceğiz, bize öğret. Tamam hadi şimdi hep beraber oturalım falan. Hakikaten nasıl bir ders? Ya yani? Özel bir şirket. İsmini vermeyeyim. İşte yaz kampı vardı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için. İsmini ver bakayım. Orada para isterim ben. Sen söyle. Performansla söyleme de şirketse söyle. Evet. Yaz boyunca sezon dışında çocuklarla beraber drama çalışmaları yapıyorduk. Hatta oyunlar koyuyorduk sezon sonunda. Vay be. Murat çok yönlü bir arkadaşımızdır. Bak bu yönünü bilmiyordum ben senin. Aferin. İşe yarıyor muydu? Nasıl? Öğrendin mi bir şey? Yok. Bir şey daha demek istiyorum. Adamı bitirdin lan. Bitirdin lan. Bak başka konuya geçti. Ben vermedim dersi lan. Burada Miran arkadaşım sizinle aynı soyadı paylaşıyor. Miran Erdoğan. Sen bu çocuğa hiçbir şey öğretememişsin. Sen değil, diğer hocalar mı? Kayıp çocuk ne bu? Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başla şimdi mutlaka. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Ve hoş gene geldiniz. Beklenmedik bir şekilde Metin Keçeci ile Hayatın Sırları bölümüne geldik. Hepiniz artık hoş geldiniz. Merhaba. Fark ettik ki bu bir bölüm haline geldi. Çocuklar gene söylüyorum bu bölümün yabancıları için. Var mı bölümün yabancısıyım ben diye? Şöyle ki Metin Keçeci'nin avantajı şudur. Hayatınızda çözemediğiniz her soruya yüz sorabilirsiniz. Cevabını biliyor da olabilir, bilmiyor da olabilir ama kesin olarak cevap verecektir. Bu bizim ürettiğimiz bir hayal kahramanıdır. Ne için ürettiğimizi tam bilmiyorum. Ayrıca skeçlerden bir tanesinde Emre birinci gün, ikinci gün de geçiyor. Evet. Bence onu sen yapmalıydın. Ha birinci gün, ikinci gün. Evet. Evet, sorular. Mantıklı, geyik maksatlı değil, gerçek amaçlı sorular rica ediyoruz. Terastan birisine ver gitsin. Ver terastan birine. Oğuzhan ben. Soruyorum. Üçüncü Oğuzhan, evet buyurun. Ağlamak için gözden yaş mı akması gerekir? Vay. Ağlamak için gözden yaş mı akması gerekir? Onun bir saniye, için... cevabı da dinleyin. Onun için senin göz pınarlarının ne kadar dürüst olduğuna bağlı bence o. Ama itiraf edelim ki hep beklenmedik yerden çakıyor yani. Ama tabii ki hani bazı durumlarda vardır. İstediğimiz kadar kendimiz sıkalım. Gözyaşı dökemiyoruz. İç ağlama daha bir huzursuz verici bir durum. Hani diyorlar... Mesela o duyguya geçemediğimiz zaman içten içte daha bir baskın sıkılma oluyor. Gözyaşı biraz daha rahatlatıyor tabii. En son ne zaman ağladın Metin? Ben bir defa kendime ağlamıştım hocam. Vallahi hocam kendime çok üzülmüştüm. Niye üzülmüştün? Neden kendimdeki baskın, başarılı enerjiyi dışarı çıkarmam için benim diğer tarafımla baş etmek için daha çok uğraşmıyorum diye. Vallahi sen söyleyince benim de ağlamam geldi. Evet, başka soru? Güzel bir soruydu, aferin ya. Oğuzhan. Aşağıdan bir teras, bir yoğurt. Ver bakalım çizgili. Nazilli'ye geleceğim, dur. Neden soruyu dinleyin ama şurada. Neden aşkın... Metin'e soruyorsun, bana değil. Neden aşkın gözü kördür derler? Hangi gözü? Neden aşkın gözü kördür derler? Yani her zaman bunu derler her filmde. Aşkın gözü sadakate bağlı. Eğer sen saygıyı, sevgiyi yoğurup ona yani doğru olduğu halde sunmazsan tabii ki o senin kendi gözü değil, senin gözünü kör eder yani.
Yani kendi gözünün körlüğü yoktur ki aşkın. Öyle değil mi? Ama ben bu soruyu da cevabı da anlamadım. Diğer soruya geçelim. Ver Kırşehir'e ver. Sonra da Nazilli'ye tabii. Tamam dur. Sabah... Bak sen ikinci konuşuyorsun. Herkes hep aynı elleri görüyorum. Evet. Tamam hocam. Sabah yüzümü yıkamak için bir neden bulamıyorum diye hep bir arkadaşımız soru soruyor bize. Bunun cevabını verir misin abi? Bu arkadaş suda soru mı tam ne bir dakika? Yapıyor? Sabah yüzümü yıkamak için bir neden bulamıyorum. Bulamıyorum. Peki soruya soruyla karşılık vermek istemiyorum ama... Adı da İbrahim, ona da selam dedi. Hayır hayır, isim değil. Onun biraz yani kendisine barışık mı? Ruh hali nasıl onun? İçine kapanık birisi. Suya yakın bir yerde yaşıyor. Aslında çapak diye bir sebep var. Yo, evde yaşıyor yani, neredeyse. Yani suya yakın bir bölgede yaşıyor mu dediğim hani... Suya yakın bölgede yaşıyor mu? Nasıl hocam, bir soru peki? Yani evleri bir... hemen akarsunun kenarından. Ya tabii ki mesela şu durum da belki onda şey olmuş olabilir. Yani hani benim hayata yeni başlayan her yeni güne bir amacım yok. Daha kendine amaç belirlemediği için hani kendini hazır hissettiği bir durum mu yok? Belirtmemiş kendini belki de. Yanlış uyuduğu için yanlış kalkıyor diyorsun. Ya belki yani hani. Teşekkürler. Anladım. Bu sorun da hayatımıza ne kattığını bilmiyorum. Metin Keçici'yle hayatın sırları yeterlidir diyenler. Aslında bu etkiyi elde etmek için yapıyorum ben. Çünkü bu etki çok ilginç. Ya zevk vermiyor ama çok ilginç. Ya hazla hiç ilgisi yok ama bir şey yani. Buyurun. Biraz daha. Yarın okullar tatil mi? Geldi aynı mi soruyu bilmiyorum. Soracaktım. Yarın okullar tatil mi? Aykut bir televizyona falan bakın. Okul tatil mi? Evet, bir bakarsanız. Biz öğretmeniz çünkü. Ona göre. Kim konuşuyor? Ben. Allah'ım kim konuşuyor? Buyurun. Buyurun. Evet, buyurun. Yarın okullar tatil mi diye sorduk ama cevap alamadık. Ha, soru bu mu? Evet. Metin, sence yarın okullar tatil mi? Evet. Şu anda geldik buradaki mi? Herkes konsantre olup dese ki yarın tatil olacak, olur. Biz sinerji yaratabiliriz yani. Vallahi. Tamam. Ama... Peki bazılarımız tatil olsun istemiyorsa? Şimdi... O zaman mı? Bu... Hadi el ele tutuşalım. Ne biçim burada? Var mı peki, soralım, tatil istemeyen var mı? Dur, bu bilgiyi size birazdan vereceğim. Zaten bu bilgi televizyonda bu programı seyreden için lazım değil. Onlar çoktan yayınlanmış, çekilmiş olacak. Skeç üstü Metin. Yanlış anlaşılma üzerine Ayşegül Aydemir ve Bursalı Godiklerin yardımıyla Ayşegül Aydemir'in bir skeci geliyor. Alkışlarınızla iyi eğlenceler. Hadi bakalım. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bola bola. Ayşegül Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi siz tabii beni böyle görünce dediniz bu adam delirdi, kapıyı açınca üstüme atlayacak dediniz değil mi? Yok canım, öyle bir şey demedim. O zaman dediniz bu adam antropoza girdi, apartmanın içinde bonozuyla dolaşıyor ama kafayı yedi bu adam dediniz. Yok öyle de siz demedim. Siz tabii yanlış anladınız beni değil mi? Yok. O zaman şey dediniz siz, bu adamın suları kesildi, faturayı ödeyemediği için bizim banyomuzu kullanacak dediniz. Yok onu da demedim. Niye onu deseniz öyle oldu çünkü. Gerçekten biz faturayı ödememişiz, banyomuz şu an akmıyor. Ben de böyle duşta kaldım, acaba banyonuzu kullanabilir miyim? Ay Allah, nasıl olacak ki şimdi? Ama komşunun külle muhtaçtır ya Ayşegül Hanım. Sonuçta o kül orada sembolik bir şey. Yani bu yeri geldiğinde değişir. Ben kül gelip sizden kül isteyip ne yapayım, külü ne yapacağım ben? Şu an duşa ihtiyacım var, komşunun duşuna muhtaçtırsın. Duşumuzu kullanabilir miyim ben? Hadi madem, geçin kullanın. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Gerçekten 5 dakika sürecek yani. 5 dakika semboliktir, hızlı anlamında. Yoksa 2 dakikada saçımı kuruturum, 4-5 dakika lafı uzatırım, 11-12 dakika sonra çıkarım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim, de çok kirletmeyin oraları, olur mu? Yok, kiri pisliği kendi banyoma attım. Burada durulanacağım. Hadi bakalım. Yaptım zaten. Aşkım merhaba. Merhaba, nasılsın? Nasıl geçti günün? Süper. Hadi ya. Yalnız bu arada bir şey... Dur. Söyleyeceklerini tart da öyle söyle. Çünkü bugün karşında Toru Mahmut Holding'in pazarlama müdürü var. İnanmıyorum. Terfi mi ettin? Yaptık bir şeyle. Ya, harikasın ya. Tebrik ederim. Ayşegül Hanım, ben bu suyu duşu şeyse... Ali Bey gelmiş. Şimdi Ali Bey, siz böyle bizi yanlış anladınız. Evde görünce beni yarı çıplak eşinizin yanında siz bizi yanlış anladınız. Nasıl çıkacağız şimdi işin içinden? Yanlış anladı adam. Nasıl çıkacağız işin içinden? Bir dakika Mehmet Bey, bir sakin olur musunuz?
Hayatım, Mehmet Bey geldi. Yok zaten. Ki bir açıklaması yok ki. Ne diyeceksin adama? Rezilliğe bak. Çıplam ben neredeyse. Ne diyeceksin adama? Mehmet Bey bir müsaade eder misiniz? Tabii, ben bir eşime açıklama yapayım. Tabii yanlış anlamasın. Siz müsaadesin, buyurun. Hayatım, Mehmet Bey bakın, geldi. Bakın yanlış sandığınız gibi değil. Gerçekten değil. Ama ben size anlatsam niye inanasınız ki? Mal mısınız siz? Yarı çıplak duruyorum ben burada. Çok fena yere gidiyor olaylar. Karıştı, ne yapacağız? Şunu bir anlatır mısınız? Mehmet Bey bir susar mısınız? Şunu doğru düzgün bir anlatın bunu. Hayatım buyurun. Geldi dedi ki duşum bozuk. Bakın dedi. Duşum bozuldu benim Ali Bey. Duşum bozuldu. Yardım istedim duş için. Külle muhtaçtır komşu. Geldim duş için geldim. Kusura bakmayın. Siz gelince ortalık karıştı. Ne yapacağız bilmiyoruz şu an. Kusura bakmayın. Mehmet Bey bunda yanlış anlaşılacak bir şey yok. Olur bu arada olur. Ben karıma güveniyorum. Ya yani güveniyorsunuz olabilir ama şimdi siz işkilleneceksiniz. Ne güzel gidiyor evliliğiniz. Yani hep diyeceksiniz ki bugünü düşüneceksiniz. Benim karım her duş almaya geleni eve alıyor. Oo ne âlâ memleket diye düşünebilirsiniz. Ama öyle bir şey yok gerçekten. Ben bugün özel rica ettim. O da kabul etti. O yüzden böyle bir şey oldu gerçekten. Yani ben şimdi buradan gitsem bile bugün soru işareti olarak aklınızda kalacak. Ve hepsi benim yüzümden. Benim yüzümden oldu her şey. Ya siz ne saçmalıyorsunuz Mehmet Bey ya? Adamın aklında bir şey yok ya, şüphelendireceksiniz şimdi. Şüphe mi? Neden şüpheleneceğim Ayşegül? Ya hayatım yani bir şey yokken durumda da aklına bir şey gelecek yani. Ne gelecek mesela? Bakın yanlış anlıyorsunuz. Ya kapa çeneni ya. Allah geç, Allah. Geç şöyle. Bak gördün mü? Sertlik başladı, yanlış anlaşılmalar devam ediyor. Bakın lan buyurun. Bir sus! Teletabi gibi bir saattir car konuşuyorsun. Bana şunu doğru düzgün anlatın. Teletabi dedi işte. Tabii olacağı buydu işte. Teletabi dedi adam. Niye demesin, kavga çıkacak. Nasıl yumruk atacağım ben bilmiyorum. Yumruk nasıl atılıyordu? Hala yumruk diyor. Zincirleme olay. Ben seni öldürürüm lan. Ya hayatım şey dur vallahi. Sakin. Adamın bir günahı bir şey yok. Bir dur ya. Değil mi Ayşegül Hanım? Hiç günahım yok. Yanlış anlaşılmalar var şu an burada. Vay manzaraya bak. Bir çekil ya. Yine yanlış anlaşılma. Adamın günahı yok. Bütün günah bende. Eyvallah. Tabii karına bu kadar güvenirsen bir gün evine gelirsin. Bir bornozlu, bir boynuzlu. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir hediye oldu. Yanlış anladı adam ya. Buyur işte adam yanlış anladı Ayşegül Hanım. Adam yanlış anladı. Ne olacak şimdi mal paylaşımı, çocuğun velayeti falan? Bir dakika, bir dakika Ayşegül Hanım. Niye böyle? Aşkım bak yine yanlışlar silsilesi ya. Aşkım gerçekten özür dilerim. Bak böyle sandık. Ya ne oluyor burada? Bir şey yok gerçekten. Şermin Hanım biz Mehmet Bey'le sevişiyoruz. Evet, ne sevişiyoruz ya? Evet. Ya yanlışlık var. Hayır. Hayır. Hiç yanlışlık falan yok. Sizin çok fazla işiniz olduğunu ve hiçbir zaman sevişemediğinizi söyledi. O yüzden her gece gelip biz sevişiyoruz. Bakın, anladınız mı? Hayır. Kapı çeneni. Bir dakika. Yanlış anladın. Hayır hiç de bile yanlış anlamadı. Nasıl yani? Bakın buyurun duşunu da aldı. Pamuk gibi alabilirsiniz. Bir şeyi herkese, gruplu grupsuz herkese, seyreden herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Çok güzel hareketler. Şifa olsun inşallah efendim. Dur, aç perdeyi. Bugün oynamayanlar bir çıksın bakayım. Gülhan'ı görüyorum. Büşra. Başka? Burcu. Benim de sadece sunuştu. Tamam, yeter. Bundan sonra yeni bir format geliştiriyoruz. Bölümde oynamayanlar çıkıyorlar. Ne isterseniz onu yapıyorlar. Buyurun. Dörtlü önde dans etsinler. Müziği ver. Onlar söylüyor. Açın geri. Açın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? He? Ne yapacağız? Ha, harbi mi lan? Koymayacağız. Evet, buyurun. Ne yapacağız? Diğer bölümde sıkıntı koymayacağız. Yeter, geç. Müziği siz, şarkıyı siz, seyirciyi coşturun. Müzik. Ver bizim şarkıyı ver. Oynayın.